أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أحصنتكم الحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عني وعنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب إلى آخر الآية صدق الله العظيم. Kıymetli kardeşlerimiz, iki cihan selameti kazandıran zikirler ve dualar dersimize devam ediyoruz. Şimdi güneş doğmadan ve batmadan önce okunacak zikir ve dualara geldik. Burada ben şimdi size özellikle Subhanallahü ve bihamdih, Subhanallahil azim, Subhanallahü velhamdülillahi ve la ilahe illallah ve Allahu ekber. Bu zikirlerin faziletlerini konuşmaya gayret edeceğiz. Ancak ilk başta okuduğum ayet-i kerime Kaf suresinin 39. ayet-i kerimesidir. Mevla Teala buyuruyor ki وَسَبِّحْ Tesbih et بِحَمْدِ رَبِّكَ Güneş doğmadan önce ve batışı öncesi Rabbinin hamdiyle tesbihte bulun. Hani اِذَا جَاءَ'da okuyoruz ya سَعَدِ بِاللّٰهِ بِسْمِ اللّٰهِ اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحِ وَرَأَيْتَ النَّاسِ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا Mekke'nin fethi orada anlatılıyor. İnsanlar fevç fevç, grup grup artık İslam'a geçiyor. Sen ne yap peki bu nimete karşılık? فَسَبِّحْ Mevla Peygamberimiz öyle buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ona hitap ediyor. Biz ümmetine de bunu yapmamızı asla söylüyor. فَسَبِّحْ تَسْبِحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ Rabbini hamd ederek. وَاسْتَغْفِرْ Estağfurullah de. Burada da efendim وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ aynı ifade. قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ Güneş batmadan ve efendim güneş doğmadan evvel. Başka bir ayet-i kerimede Mevla Teala buyuruyor. Tabi bu فَسَبِّحْ ifadesi سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ gibi tesbihle alakalı 80 küsur ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'de vardır. Daha hamdle alakalı bir sürü. Elhamdülillahi Rabbil Alemin mesela. Bak bihamdi Rabbik diyoruz. Bunları Mevla Teala bize yapın, tesbih edin diyor. Bazı yerde kendisi tenzih ediyor. Subhan ne demektir? Bütün noksan sıfatlardan münezzehtir. Münezzeh ne demektir? Yani noksan sıfatlar, yani mesela bu adam bu iş yapabilir mi? Düşündüğün ne varsa her şeye kadir olan Allah'tır. Bir noksanlığı yapamaz dediğimiz bir şey yoktur Allah-u Teala hakkında. Başka bir ayet-i kerimede Mevla Teala اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْاِشْرَاقُ Sadakallahu l-Azim. Davud Aleyhisselam'ın kıssasını anlatırken اِنَّا مُحَقَّقْ بِزْ سَخَّرْنَا الْجِبَالَ Dağları Davud'un emrine amade kıldık. مَعَهُ O Davud ile beraber. يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْاِشْرَاقُ Yani güneşin parladığı ışrak vaktinde ve gündüzün sonunda Mevla'yı tesbih ediyordu Davud Aleyhisselam dağlarla birlikte. Biliyorsunuz Davud Aleyhisselam'ın sesi çok acayip bir sesi vardı. Davud'un sesi var derler hala müezzinlere. Davud Aleyhisselam zikrettiği zaman bütün dağlar, kuşlar, alem herkes onunla beraber zikreder. O zikrin sesinin güzelliğinden de vecde gelip bayılırlardı kuşlar. Uçamazlardı. Öyle güzel Allah'ı zikreder dağlarla birlikte. Ama bizim için mesele nedir burada? El-aşi kelimesi. Bil-aşi vel-işrak. Okuduğum ayet-i kerime Sad suresinin 18. ayet-i kerimesi. Allah'ı dağlarla beraber zikrederdi. Davud aleyhisselam bil-aşi. El-aşi kelimesi ikindi vaktiyle güneş batışı arasında kalan zamanın adıdır. İkindi vaktiyle güneşin batışı yani ikinden sonra güneşin batışına kadar. İşrak kelimesi meşhur biliriz aslında bunu. İşrak namazı derler. Efendim güneşin doğuşuna kadar, imsaktan güneşin doğuşuna kadar. Dolayısıyla güneş doğmadan ve batmadan önce zikir, tesbih Kur'an-ı Kerim'de var mı? Ve bunu peygamberler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başta olmak üzere yapmışlar mı? Davud aleyhisselam dağlarla birlikte de yapmıştır. Dağlar zikreder mi? Allahu Teala ve huve ala kulli şeyin kadir. Allahu Teala her şeye kadirdir ki İmam Vahidi, İmam Begavi ne buyuruyor? Davud aleyhisselam sürekli zikrederken ara sıra özellikle işrak vaktinde ve akşama yakın kendisine yorgunluk arız olduğunda zikretmeyi hevesi artsın ve bu hususta da kendine kuvvet olsun diye Allahü Teala ona dağların ve kuşların tesbihatını işittirirdi. O da derdi ki bak görüyor musun hayvanlar dağlar Allah'ı zikrediyor. Bana bir yorgunluk geldi ama durmak yok. Dağ kadar olamayacak mıyım?
İşte Davut Aleyhisselam dedi ki, ya Rabbi seni benim gibi zikreden var mı? Kurbağa dedi ki, ey Davut dedi, ben dedi şu kadar yıldır, 1000 yıldır, 3000 yıldır, işte efendim özür dilerim, 1000 yıl, 3000 yıl değil, işte kurbağalar ömrüne kadarsa, şu kadar yıldır ben Allah'ı Subbuhun, Kuddusun, Rabbul Melaiketi ve Ruh diye zikrediyorum. Hem de karnım doymuyor. Mesela açtayım, açıktayım. Sinek gelse yeriz, yoksa bir şey yemeyiz. Yani sen çok büyük zikrettiğini zannediyorsun. Ama biz sen yokken de Allah'ı zikrediyorduk. Ey Davut derdi. Davut Aleyhisselam da bu iştiyaka bakarak dağların, kuşların, hayvanların ne yapardı? Onları seslerini işitirdi ve Allah'ı zikretmeye devam ederdi. İşte bu İsra suresinin 44. ayet-i kerimesinde Sa'du billah, bismillah. Tusebbihu lehus semavatus sem'u vel ardu ve men fihin ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdihi velakin la tefkahuna tesbihahum innehu kana halimen gafura. 44. ayet-i kerime. Sadakallahul azim. Ne buyuruyor? Efendim, yerler, gökler, yedi kat gök, içindekiler, hepsi Allah'ı zikrediyor. Ne yarattıysak Allah'ı zikrediyor. Ancak siz onların tesbihini anlayamazsınız. Mevla 44. ayet-i İsra'da böyle buyuruyor. İbn-i Kesir tefsirine bakarsanız bu rivayeti bulursunuz. İşte kabir azabını inkar edenlere de bu delildir bir yerde de. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, bu kabirde iki kabiri gösterdi. İkisi de azap çekiyor. Neden? Biri laf taşımadan, biri de ayakta işemekten. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iki tane odun aldı, hurma odunu, efendim küçük bir sopa, onları dikti, yaş. Bunlar dedi burada durduğu müddetçe kabre faydası var. O yüzden kabrin üzerine, efendim yakınlarınızın kabirlerinin üzerine çiçek dikmişsinizdir. İyi bir şeydir bu. Bir gelirsin, onlar hepsi bayatlamış, hepsi çürümüş, hayatını yitirmiş. Onları hemen yenileyin. Yeni çiçek dikersiniz, kabrin altındakine faydası vardır, azabını kaldırır. Bunlar sahih hadis, Buhari Müslim hadisi olması lazım yani. Ben öyle hatırlıyorum. İbn Kesir Hazretleri de İsra suresinin 44. ayet kelimesi bunu aktarır. Hey gidi Vahabi Selefiler. İbn Kesirci takılırlar. İbn Kesir'in talebesi efendim İbnül Cevziye, İbnül Cevzi değil, İbnül Cevziye, Kayyim el Cevziye. Ondan giderler. Halbuki İbn Kayyim el Cevziye Ruh adlı kitabı vardır. O da orada kabir azabını kabul eder. Efendim kabre ziyareti kabul eder. Bunu müşriklik olarak kabul etmez. Bu Vahabi Selefiler istediklerini yaparlar. İbn-i Kesir, İbn-i Cevziye'nin hocasıdır ama İbn-i Kesir'in ehl-i sünnet dışı görüşleri yoktur. İbn-i Cevziye'nin vardır. Hani siz İbn-i Kesir'in bir sürü kitaplarını okuyordunuz, muhaddistiniz? Niye kabul etmiyorsunuz? Bak işte kabul ediyor. Zat, Hazret İbn-i Kesir Hazretleri büyük muhaddis, tarihçi. Bak tefsirinde bunu almış. İşinize geldiğini alıyorsunuz, işinize geldiğini bırakıyorsunuz. Din böyle bir şey değildir. Müslümanlık böyle bir şey değildir. Allah'ın kuralı işine gelse de gelmese de kabul etmek durumundasın. İşine gelince özgürlükçüsün, işine gelmeyince özgürlükçü değilsin. Sen hiç demokrat değilsin. Sen kendine demokratsın. Hep demokrasiyi kendine yontuyorsun. Mesela örnek veriyorum yani. Ben demokratım, çok özgürlükçüyümdür, ama biz diyoruz ki mesela hanımlar efendim çarşafıyla veya başörtüsüyle efendim rahatça gezebilsin. Yok, Arabistan'a gidin, yallah Arabistan'a, yallah İran'a falan. Hani sen özgürlükçüydün? Ben kızıma, küçük kızıma kafasına başörtü koysam, 5 yaşında, 6 yaşında, o gericiye bak, küçük çocuğa başörtü koymuş, rezil adam sen. İyi de sen şort giydirirken benim bir şey demeye hakkım var mı? Yok. Sen onun anasısın, babasısın. Senin için doğrusu neyse, onu yapmakta özgürsün, yapabilirsin. Hepimiz Allah'a hesap vereceğiz. Hepimiz Allah'a hesap vereceğiz. Ancak bana niye karışıyorsun? Sana ne yani ben evladımın ismini Fatıma koymuşum, Hatice koymuşum? Yani... Şimdi zannediyorlar ki İrem ismi işte efendim çok şovmen isim yani, böyle Avrupa'dan gelmiş bir isim falan. Ondan sonra bakıyorsun zannediyor ki merhaba Arapça falan, şey Fransızca. Cahillik, diz boyu. Bu bunu Avrupa'yı zannediyor. Halbuki çoğu kullandığı kelime Arapça zaten. İşte size anlattım yani, öyle bir vekil var biliyorsunuz. Kızlar... Milli Eğitim Bakanımız dedi ki kızlarımız için bir okul yapalım vesaire. Ayağa kalktı o tipli, bir tane tipi tipler var ya partili. Kadın ismi Sera. Sera Kadıgil olması lazım. Ya biz kimsenin şahsiyetiyle problemimiz yok. Açıklamaları bizi rahatsız ediyor yani. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de bunlar işte para aldılar zamanında. Hala da almaya devam ediyorlar. Enteresan bir sistem içerisinde. Ya ben bunu değiştiremem. Siz bunu değiştiremezsiniz. Siz ne yapın peki?
Biz bu dualar derslerimize devam edelim. Evimizde Allah'ı anmaya gayret edelim. Namazlarımızı aksatmayalım. Evimizde İslami kuralları tesis etmeye gayret edelim. Ev ev, mahalle mahalle bu iş düzelir. Bir anda böyle baştan sona hiçbir şey düzelmez. Hepimiz ilk önce kendimize çeki düzen vereceğiz. Bak sonra neler oluyor. Bak Davut Aleyhisselam baktı ki dağlar zikrediyor. Davut Aleyhisselam da zikrediyor. Dağlar, taşlar şu anda bütün her yer Allah'ı zikrediyor. Bir eşek Allah'ı zikrediyor. Sen sadece o anırıyor zannediyorsun. Hepsi Allah'ı zikrediyor. Kurbağa vurak yapıyor zannediyorsun. O subbuhun kuddusun diyor. Olur mu canım öyle şey? İnanma bana ne ya? İnanmayabilirsin. Ben inanıyorum ki Allah'ın ayetidir ki ne yarattıysak Allah'ı tesbih ediyor diyor. E bize yakışan ne? Bütün mahlukat Allah'ı tesbih ediyorsa biz de Subhanallah demeye devam edeceğiz. Allah'ı zikreden kazanacak. Allah zikrinden, Allah isminden rahatsız olanlar kaybedecek. Bu dünyada kazanıyormuş gibi gözükse de sonsuz ahireti kaybedecek. Allah bizi kaybedenlerden eylemesin. O kardeşlerimizi de bizi de hayırla ıslah eylesin. Bak Mevla Teala ne buyuruyor? Estağfirullah, bismillah. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ Kehf suresinde Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem durumu iyi olan müşriklerle efendim ilgilenip onları imana çağırmaya gayret ediyordu. Onlar da geldiler dediler ki ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem biz senin yanına geleceğiz de şu fakir fukara, Suheypleri, Bilalleri, Habbab bin Eretleri yanından çıkar. Onlar varken koyun kokuyorlar bunlar ya. Gelmek istemiyoruz. Burjuva takılmak istediler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem demedi o fakir sahabelere siz bir daha bunların yanına gelmeyin. Onlara ayrı davranacağım, size ayrı davranacağım. Öyle bir şey demedi. Ancak otururken o müşrikler oradan geçerken kalktı onların yanına gitmek istedi. Mevla Teala hemen dedi ki vasbir nefsek. Ma'allezine yed'ûne rabbahum bil gadâti vel aşiyyi yurîdûne mecehe. Allah'ın rızasını isteyerek bilgadati vel aşiyyi sabah akşam Allah'ı zikredenlerin yanında dur. Onlarla birlikte sabit kal. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Mevla böyle buyurdu. Ya. Şimdi bizim buradaki dersimizdeki asıl meselemiz ne? Bilgadati vel aşiyyi. Bilgadat kelimesi kıymetli kardeşlerim sabah namazı ile güneş doğması arasındaki mübarek vakittir. El aşiyyi kelimesi demin söylediğim gibi ikindi vakti ile güneş batışı arasıdır. Ben şimdi nereye bağlıyorum? Sabahtan beri size ne söylüyorum? Güneş batmadan ve doğmadan önce yapılacak zikirleri konuşuyor. E nereden çıktı bu? Bak Mevla Teala kaç tane yerde bilgadati vel aşiyyi. Ondan önceki ayet-i kerimede Davut Aleyhisselam'ı konuşurken Sad suresi 18'de bil aşiyyi vel işrak. İşrak vaktini biliyorsunuz. Aşi ikindi ile akşam arası. Buradaki bilgadat efendim sabah namazı ile güneş doğması arası. Buralarda Allah bizim zikretmemizi istiyor. O yüzden uyanık olalım, Allah'ımızın isteğini yerine getirelim. İnsanların isteğini yerine getirdiğimiz yeter. Nefsimin isteklerini yerine getirdiğimiz yeter. Bize bir faydası yok. Nefsimizi dinliyoruz, rezil oluyoruz. İnsanları gayrimeşru dinliyoruz, rezil oluyoruz. Allah'ı dinleyen rezil olmaz, aziz olur. Laf dinleyen abad olur. Laf dinlemeyen berbat olur. Allah bizi berbat olmaktan muhafaza eylesin. Şimdi anladık değil mi? Güneş doğmadan ve batmadan evvel Allah bizden zikretmemizi istiyor. Delillerinizle Kur'an-ı Kerim'den serdetmeye çalıştım. Bak ne buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Hazreti Enes bin Malik'ten rivayetle لِأَنْ أَقْعُدَ مَعَ قَوْمٍ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ مِنْ صَلَاتِ الْغَدَاتِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ أَحَبُّ اِلَيَّ مِنْ اَنْ اُعْتِقَ اَرْبَعَةً مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلٍ Elbette benim. اَقْعُدَ مَعَ قَوْمٍ Bir kavimle oturmam. Öyle kavim ki sıfat يَذْكُرُونَ اللّٰهَ Allah'a zikrediyorlar. مِنْ صَلَاتِ الْغَدَاتِ Sabah namazından حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ Güneş doğuncaya kadar. Yani mesela hatmi şerifler yapıyordu Efendi Hazretlerimiz sabah namazından sonra. İşrağa kadar mektubat okunuyordu. Bunlar hep sünnete uygun işlerdir. İsmail Ağa cemaati böyle yapıyor. İsmail Ağa cemaati bunu kendinden çıkartarak yapmıyor. Efendi Hazretlerimiz bence böyle olmalıdır yapmıyor. Efendi Hazretlerimiz tamamıyla Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi taklit ediyor. Onun yolundan gidiyor. Adımını attığı yere adım atıyor Muhammed Efendi Hazretlerimiz. Dini temsil ediyor. Neden? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem izinden gidiyor. Dolayısıyla tarikat dini yaşamaya söz vermek demektir. Yeni bir din üretmek demek değildir.
Bak bu hadis-i şerif Ebu Davud'un Sünen'inde geçiyor arkadaşlar. Ahmed İbn Hanbel'in Müsned'inde geçiyor. Bir kavim ki onlarla sabah namazından sonra oturup güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikretmem ehabbu bana daha sevgilidir. Daha sevimlidir. İleyye min en u'tika erba'aten min veledi İsmail. İsmail Aleyhisselam'ın soyundan, yani atasından bahsediyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir peygamber soyundan sanki 4 tane köle vardı. Onları azat ediyorum. Ki bu çok büyük bir iştir. Düşünün, koca peygamberin torunu köle olmuş. O zaten normal bir köleyi azat etmek çok büyük sevap. Bir de peygamber torununu azat ediyorsun. Ondan daha sevgilidir. Sabah namazından güneş doğuncaya kadar bir grupla beraber Allah'ı zikretmem diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yine devam ediyor. Vele in ak'ude ma'a kavmin yezkurunallaha min salatil asri. İkindi namazından güneş batıncaya kadar Allah'ı bir kavimle, bir toplulukla beraber zikretmem, 4 tane İsmail Aleyhisselam'dan soyundan olan kişiyi azat etmemden, köle olmuştu azat ediyor, daha sevgilidir, daha faziletlidir demektir yani. Ya o yüzden güneş doğmadan ve güneş batmadan, ikindi namazından sonra ve sabah namazından sonraki zikirleri unutmayalım. Yine Hazreti Ebu Hureyre'den rivayetle size acayip bir reçete söylüyorum şu anda. Hayatınızı düzeltmeniz açısından. Her şeyi yaratan Allah'tır. Kalpler Allah'ın elindedir. Huzuru verecek olan Allah'tır. Mutluluğu verecek olan Allah'tır. Malı mülkü verecek olan Allah'tır. Bereketi verecek olan Allah'tır. Mutluluğu verecek olan Allah'tır. Derdi veren Allah'sa dermanı verecek olan Allah'tır. O zaman rota Allah olmalı. Rota Allah mı değil mi? 5 vakit namaz kılmıyorsan rota cennete doğru değil. Allah'ın rızası doğru değil. Allah'ı zikretmiyorsan rota bozuk kaptan. Çevir bu dümeni, çevir. Ben sana söyleyeyim, gemi hiç iyi bir yere gitmiyor. Alabora olabilirsin yani. Bir bakmışsın Titanic büyük gemi ama Allah'ı zikir yok. Allah'a kafa tutma var. Batmaz bu gemi. Okyanusun dibine batar. Onu ziyaret etmeye gidenler de batar. Bak kayboldu adamlar. Titanic'i ziyarete gidiyorlardı. Bir anda denizaltı bir şeyler oldu orada, artık neler oldu bilmiyoruz. Belki şirketin çökmek istedi birileri. Neyse yani. Gitti. Gitti. Sen Titanic'i arama babacığım. Sen Allah'a bak ya. Sen Allah'ı zikretmeye bak ya. Allah'ı zikretmeye bak. O olaydan ders çıkar. Kimse batıramaz bunu. Ne oldu? Rota bozuk olunca bir de baktın koca buzdağına bir çaktı. Koca gemi mahvoldu gitti. Ya. Çünkü her şey kimin elinde? Allah Celle Celaluhu'nun elinde. Sen işini Allah'a ısmarla. Fevvillu emri ilallah. Musa Semine dedi ben işimi Allah'a ısmarladım. İşini Allah'a ısmarlarsan yarılmayacak deniz, yarılır. Öyle bir yarılır ki 12'ye ayrılır bir de yani. 12 tane yol çıkar. Sen işini Allah'a ısmarlarsan kuyudan çıkarsın, Yusuf olur çıkarsın. Hepimiz bir kuyuya düştük işte yani. Ekonomik olarak düşen var, parası olup hanımıyla sorun yaşayan var, parası var hanımıyla iyi çocuğuyla sorun yaşayan var, çocuğunu evlendiremeyip geliniyle, gelin adayıyla problem yaşayan var, akrabasıyla sıkıntı yaşayan var, borç almış borcunu ödeyemeyen var, evladını saçma sapan bir kurşuna efendim maalesef dert yani kaybetmiş adamlar var. Herkesin kendine göre bir derdi, bir kuyusu var. Bu kuyuya düştük. Hepimiz bir Yusuf olduk. Yusuf olduk derken örnek olarak Yusuf Aleyhisselam nasıl olabiliriz? O peygamberdir. Masumdur. Allah-u Teala'yı çokça zikredenlerdendir. Biz o kadar zikredebiliyor muyuz? Hepsi öte peygamberdir. Kimse onun seviyesine erişemez insanlardan. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün peygamberlerden üstündür. Ama biz Hazreti Ebu Bekir Yusuf Aleyhisselam'ın üstün müdür? Değildir. O peygamberdir çünkü. Örnek olarak şu, hepimiz Yusuf olduk, kuyudayız. Nasıl çıkacağız? Bizi Allah kurtarır. Yusuf Aleyhisselam'ı kurtardığı gibi bizi de kurtarır. Kurtaramaz mı? Bişri Kafi içki kuyusuna düşmemiş miydi? Düştü. Allah'ın ismine saygı duydu. Bir Allah ismi şerifini yerden kaldırdı. Allah-u Teala onu koca Allah dostu ilan etti. Değil mi? Allah'ın sevdiği kullar zümresine dahil oldu. Mesele kuyudan çıkabilmek. Nasıl çıkabileceksin? Efendim, Allah'ı zikredersen Allah'ın ipine sarılırsın. O ipi tutarsın, yukarı doğru çıkarsın. Allah'ı zikretmezsen, önündeki ipi görmezsen, sağa da dönsen karanlık, sola da dönsen karanlık. Allah bizi içine düşmüş olduğumuz kuyulardan kurtarsın. Allah'ı zikrederek, rotamızı düzelterek, Mevla'nın rızasını arayarak, güzel bir hayat geçirip ahirette sonsuz mutluluğa erebilenlerden eylesin. Bakın size çok güzel bir reçete söylüyorum hayatınızı değiştirmek adına. Ne buyurdu? Hazreti Ebu Hureyre'den rivayetle
Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem fîmâ yedhkuru an rabbihi azze ve cel İbni Adem. Allah'ımızdan hatırlatmalarda bulunurken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ımızı şöyle söylediğini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle aktardı. Ey Ademoğlu, üzkurni ba'del fecri. Sabah namazından sonra beni zikret. Ve ba'del asri. Ve ikindi namazından sonra beni zikret. Saaten. Bir saat beni zikret. Ekfike ma beynehuma. Bütün sıkıntı ve isteklerine kafi geleyim. Bütün sıkıntı ve isteklerini yerine getireyim. Ey kulum. Ama sabah namazından sonra, yani güneş doğmadan evvel ve ikindi namazından sonra, güneş batmadan evvel beni zikret, darlanmış, bunalmış hallerden seni kurtarayım. Saçma sapan bir işe dönüşmüş, efendim bir saça dönüşmüş, için içinden çıkamadığın işlerden seni çıkartayım diyor Allah Celle Celaluhu. Bu bizim hayat reçetemiz olsun. Allah'a zikredelim. Peki nasıl zikredeceğiz? Onları şimdi söyleyeceğim size. Yine ama size güneş batmadan ve güneş doğmadan evvel Allah'ı zikretmemiz gerektiğini ayet-i kerimelerden anlattım. Hadis-i şeriflerden anlatmaya devam ediyorum. Yine Hazreti Muaz bin Enes'ten rivayetle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Men salla salatel fecri. Her kim sabah namazını kılar. Thumme ka'ade yedhkurullah hatta tatlu'aşşemsu ve cebetlehul cenneh. Sonra oturur, güneş doğana kadar Allah'ı zikrederse cennet ona vacip olur diyor. Ya bizim Allah razı olsun İçerenköy Merkez Camii'de çok işrak bekleyenler var. Onların vesilesiyle İçerenköy'den nice belalar kalkıyor. Nice belalar kalkıyor. Sabah namazını kılalım. İşimiz yoksa camide oturalım. Camide otur, en azı evinde otur. Ne yap? Güneş doğana kadar Allah'a zikret. Allah'a zikret. Zikredersen ne olur? Cennet sana vacip olur. Girmen Allah'ın izniyle garanti olur. Kesinleşir. Bu müjde terk edilir mi arkadaşlar? Hasan bin Ali radıyallahu anh. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin torunu Hasan İbni Ali radıyallahu anhuma şöyle buyuruyor. Ne buyurdu? Semi'tu ceddi. Dedemden şöyle işittim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yekul. Mâ min abdin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Bir kul ki, öyle kul ki yusalli salate subhi. Sabah namazını kılıyor. Thümme yeclisi oturuyor. Yedhkurullah, Allah zikrediyor. Hatta tetlu'aşşems. Güneş doğana kadar. İlla kâne zâlike lehu hicâben minennâ. Bunu yapması onun için cehennemden koruyucu bir perde olur. Cennet vacip olur hadisini okudum size. Ebu Ya'la'nın El-Müstedi 1487 rakam. Şimdi size Taberani Mu'cemü's-Sagir, El-Mu'cemü's-Sagir'den okuyorum. 1138. hadis-i şerif. Hem cenneti garantilersin hem cehennemden korunursun. Ne zaman? Bir de başta bir hadis okudum. İkindi namazdan sonra güneş batana kadar, sabah namazdan sonra güneş doğana kadar. Efendim. Ne kadar zikredeceksin, ne yapacaksın asgari, onları şimdi tek tek anlatacağım. İşi olan olur, gücü olan olur. En azından bir şeyler yapması lazım. Ancak adam bunu sürekli yapmaya gayret etti. Her gün oturtturdu. Sabah namazdan sonra yapıyor, ikindi namazdan sonra yapıyor. Ancak bir şey oldu, bir işi çıktı, hastalık oldu. İkindi namazdan sonra yapamadı veya sabah namazdan sonra yapamadı. Peki bu sonuçta nafile ibadettir. Farz bir şey değildir. Kaza namazı gibi düşünme bunu. Nafile. Peki bu nafilenin kazası olur mu? İmam Nevevi Hazretleri El-Ezkar isimli eserinde bunun kazası olabileceğini söylüyor. Efendim, niye? Hazreti Ömer bin İbn Hattab, yani Ömer İbn Hattab radıyallahu teala anh'tan rivayetle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Men nâme an hizbihi ev an şey'in minhu feqara'ehu fîmâ beyne salâti'l fecri ve salâti'z zuhri kütübe lehu keennemâ qara'ehu minel leyl. Her kim, bak an hizbihi, hizb virt. Gece okuduğu virtleri veya başka bir zaman, sabah namazdan sonra, iki namazdan sonra sürekli yaptığı bir virdi var ve zamanı var. Bunu efendim kaçırıyor. Bir şekilde uyuyor veya uyanamıyor. Okuyamadığı zikirler var. Sürekli okuduğu, zamanlamasını ayarladığı zikirleri uyudu veya bir şekilde okuyamadı. Ne yapsın? فَقَرَهُ فِي مَا بَيْنَ صَلَاتِ الْفَجْرِ وَصَلَاتِ الظُّهْرِ. Sabah namazıyla öğle namazı arasında okursa kütübe lehu keennemâ karehu minel leyli, sanki onu gece okumuş gibi sevap kazanır diyor. Yani kaza edebilir diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bak burada farz namazın kazasını, farzı konuşmuyoruz. Nafilenin de zikirlerde kazası olur mu? Olur diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadis-i şerif Müslim'de geçiyor. Efendim, El-Müsafirun babında 142 numaralı hadis-i şerif. Yine Hazreti Ayşe'den rivayetle, galet ve kâne nebiyyü sallallahu teala aleyhi ve sellem, Nebiyullah sallallahu teala aleyhi ve sellem, اِذَا صَلَّى صَلَاةً اَحَبَّ اَنْ يُدَاوِمَ عَلَيْهَا وَكَانَ اِذَا غَلَبَهُ نَوْمٌ.
Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem teheccüd veya kuşluk gibi namaz kıldığı zaman ona devam etmeyi severdi. Ve kâne izâ galebehû nevmû. Ancak kendisine uyku galip gelirse evvec'un an kıyâmin leyli veya bir ağrıdan dolayı gece kalkamazsa sallâ minen nehâri sinte aşrate rekaten 12 rekatlık gece namazını gündüz kılardı. Yani zeval vaktinden önce gece kılamadığı rekatları 12 rekat olarak gündüz vakti, zeval vakti, öğlen namazından önce, kerahat vakti girmeden kılardı. Yani gece kılamadığını sabah kaza ederdi. Neden? Çünkü sürekli gece kılıyor. Virt haline getirmiş ama bir şekilde Allah-u Teala bir hastalık verdi, yapamadı. Efendimiz onu kaza ederdi. Ya yani biz yine söylüyorum bak, kaza namazları tabirini ben burada kullanmıyorum. Farzların kazası gibi bu iş zorunlu değildir. Farzların kazası zorunludur. Çünkü bu borçtur. Biz şu an neyi konuşuyoruz? Nafile namazları, nafile zikirleri konuşuyoruz. Bunların kazası var mı? Var. Zaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine ittiba bakımından müstahap ameller sınıfında değerlendirilir. Bu söylediklerimiz. İmam-ı Kurtubi'nin beyanı vecihiyle de başka ümmetlerde bulunmayan bu fazilet Allah-u Teala'nın bu ümmete büyük bir lütfu ihsanıdır. Demek ki diğer ümmetlerde nafilenin kazası yok. Yani zikri okuyamadın gece veya sabah namazdan sonra veya ikindi namazdan sonra okuyamadın. Sen bunu kazasını yapabilir misin? Yapabilirsin. Halbuki farz değil bu, nafile. Ama bu ümmete bir fazilet Allah tarafından bu. Bizim farkımız. Kaza ediyorsun gündüz vakti, gece söylemiş gibisin. Sabah namazdan sonra okuyamadın, işin çıktı, hastaneye gittin. Sonra saat 9'da 10'da okudun. Sanki sabah namazdan sonra oturup işrağa kadar okumuş gibi sevap kazanıyorsun. Virt haline getirdiysen. Bunu da size aktarmış olayı. Bak ne buyuruyor yine. Ben şimdi buraya kadar ne anlattım size? İkindi namazından sonra akşama kadar, sabah namazından sonra işrak vaktine, güneş doğana kadar Allah'ı zikretmemiz gerektiğini ayet-i kerimelerden, hadis-i şeriflerden ben size söyledim. Müjdeleri de söyledim. Kaçırırsan kaza edebilir misin? Onu da anlattım. Tamam. Peki ne söyleyeceğiz? Hangi zikirleri yapacağız? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Hureyre'den rivayetle şöyle buyuruyor. Men kâle hîne yusbihu ve hîne yumsi. Her kim sabahladığında ve akşamladığı zaman Subhanallahi ve bihamdi 100 merratin 100 defa Subhanallahi ve bihamdi derse lem yati ahadun yevmel kıyameti bi afdal mimma caa bihi. Kıyamet günü o adamdan daha faziletlisi gelmez diyor. İlla ancak gelir ahadun bir adam ki qala misle ma qala ev zade aleyh. O adamın dediği kadar o zikri okumuş veya ondan daha fazla okumuşsa o adamdan faziletli olur. Kim daha fazla okursa o kadar fazileti alır. Hangi zikri? Subhanallahi ve bihamdi. Sabah akşam bunu okuyacağız. Yani sabah akşam ne demek? Sabah namazından sonra okursanız çok faziletli olur. Güneş doğana kadar 100 defa ve ikindi namazından akşam namazına kadar 100 defa mutlaka okuyun. Fazileti kapın. Önemli olan ahiretteki fazilet. Dünyada babasın, paşasın, ağasın, kimsenin yanına yaklaşamıyor. Ondan sonra bir girişim var mekanlara 20 kişi, 40 kişi, 50 kişi. Herkes sana lan ne adam lan bu agaya bak falan. Gelen giden vale kardeşlerimiz abi hoş geldin falan. Ondan sonra millet geçerken seninle fotoğraf çekilmek istiyor olabilir. İşte efendim veya sen öyle insanlara özeniyor olabilirsin. Değil mi? İşte efendim çok tanınıyor bu adam. Bir fotoğraf atıyor binlerce kişi beğeniyor. Bir hareket çekiyor. Aa ahirete bir gideceksin. Bu işten hiç para etmiyormuş. Mesele bu değilmiş. Mesele Allah'a zikretmekmiş. Ya. Sen ahiretteki starlığa bak ya. Dünyadaki starlık geçici. Ya kaç tane star gördün memleket? He? Kaç tane star gördü yani? Kimisi kumara düştü. Kimisi rezil oldu. Kimisi hala devam ediyor. Kimisi Allah'a düşman. Ne fayda gördük bunlardan ya? Ne fayda gördük yani? Ne fayda gördük? Hepsi memleketi terk ediyor. Bu memlekette yaşanmaz. Yani bir köpek öldürülür mesela. Oo, bu köpek hakları, insan hakları. Bütün sanatçılar bir araya gelir. O köpeğin hakkı için savaş verir. O köpek gider 7 yaşında, 9 yaşında bir çocuğun boğazını parçalar. Gram ağızları açılmaz. Sen hani halk sanatçısıydın? Sen hani bu halkın adamıydın? Sen hani bu halkın gülmesini, mutlu olmasını düşünüyordun? He? Sen bu halkı falan düşündün mü? Yok sen bırak ya. İşine geldiğine konuşuyorsun. İşine geldiğine susuyorsun. Böyle iş olur mu? Bir köpeğin canından kıymetli mi bir çocuğun canı? Ki kıymetli. Ama onlara sorsan kıymetli mi? Adam düşünüyor. Sen bu ülkede tanınmış bir adamsan, yani her şeyde ses çıkartıyorsan, köpek ölüyor ortalığa kaldırıyorsun.
Ağaç kesiliyor. Oo, ülke elden gidiyor. Gezi parkları yapalım, bilmem ne yap, açıklamalar yapalım. Devlete kafa tutalım. Ulan çocuk ölüyor. Halkından biri ölüyor. Bir vatandaş ölüyor. Vatandaşı kes. Çocuk ölüyor. Masum bir çocuk ölüyor. Hacı abi ses. Ses yok. Çıt çıt da yok. Ahirette öttürürler. Şimdi susanları ahirette öttürürler. Ben size söyleyeyim. Allah sorar. Ben sana bu kadar imkan verdim. Bu kadar insanlar seni bir şekilde hürmet etti. Senin bir lafına göre hareket ediyorlardı. Sen niye İslam'ı anlatmadın? Sen niye bu milletin geleceğini düşünmedin? Sen niye doğruları dürüstleri konuşmadın? Ben kişisel günahlardan bahsetmiyorum. Her sanatçının, her hocanın, her öğretmenin, her mühendisin, her mimarın, her doktor, herkesin günahı kendine. Ben ona bir şey demem. Benim de dolu günahlarım. Herkesin, ben kim günahsız yani? Ben onu konuşmuyorum. Ben diyorum ki, vatana, millete neden faydalı iş yapmıyorsunuz? Yani niye susuyorsunuz yani? Neden susuyorsunuz? Bu diliniz, yani tamam, şarkı söyledin, günah mı? Günah. Ben karışmıyorum oraya. Ne yapıyorsan yap. Doğru belli, yanlış belli. Cennetin yolu belli, cehennemin yolu belli. Ben tebliğimi yaparım, kendime de yaparım. Kendim de yapmazsam kendime kanarım. Kendime yanlış yaparım. Ya bilenle bilmeyen bir olmaz. Benim işim daha kötü, benim işim daha berbat. Allah bizim sonumuzu hayır eylesin. Son nefeste iman selameti nasip eylesin. Ben kişisel günahları konuşmuyorum. Ben itikat konuşurum. Vatan, millet, birlik konuşurum. Halkın mutluluğunu, düzenini konuşurum. Düzeni bozana karşıyım. Kim olursa olsun. Allah sorar. Bu kadar gücün kuvvetin var. Efendim. Bir de Müslümanız diyorsunuz. Ben anlamıyorum yani. Herkes Allah'a kafa tutuyor. En son teşvik eden herkes efendim cenaze namazı kıldı. Lan bu adam Allah'a kitaba sövüyordu. Bunu niye cenazesini kıldınız burada ya? Bu adam zaten Allah'a inanmıyordu. Ya biri de çıkıp dedi ki ben gavur gibi yaşadım, gavur gibi ölmek istiyorum. Bak mesela İlyas Bey var, yaşlı Salman Bey. Adam diyor ben gavurum diyor. Allah'a da inanmıyorum. Ben öldüğüm zaman sakın cenaze menazemi kılmayın diyor. Yani tebrik etmek lazım. Allah onu da hayırlı ıslah eylesin. Islah eylesin, iman selameti ihsan eylesin. Ama biraz şey olmak lazım yani. Savunduğumuz davada delikanlı olmak lazım. Arkasında durmak lazım. Yani işine gelince konuşuyorsun, işine soytarı mısın? Soytarı olabilir. Biraz bu işler canımı sıkıyor benim. O yüzden söylemekte fayda gördüm. Biraz dersle alakası olmadığının farkındayım. Ancak Allah bize bir dil vermiş, dil. İlk olarak Allah'ı zikredeceğiz. Sonra hakkı konuşacağız. Zalimin karşısında duracağız. Ya kimsenin dükkanını basalım, kimsenin setini basalım, kimsenin dizisini basalım, filmini basalım, gösterisini basalım. Haşa belki böyle bir şey söylemem. Söylemiyorum. Ama ben ne yaparım? Madem tweet mekanizması var, tweet atarım. Ya 3 kişi görmüş, 5 kişi görmüş. Bana ne? Hiç kimse görmese Allah görüyor. Allah için konuşalım. Köpek mevzusu mu? Köpeğe konuşalım. Efendim ülkenin milli birlik ve selameti söz konusuysa onu konuşalım. Ağzımız çalışsın, dilimiz, parmaklarımız çalışsın. Yani Allah soracak. Bir, beni zikrettin mi diyecek. İki, vatanın, milletin, dinin için konuştun mu diyecek. Bunlar çok önemli meselelerdir. Yani bunu anlatıyorum. Bunu anlattığımla beraber sabah akşam Allah'ı zikret. Devletin için, vatanın için, milletin için bir huzursuzluk söz konusu olduğu zaman sus. Bunu da demiyorum yani. Bir zulüm gördüğü zaman sus. Dilsiz şeytan olursun. Sabaha kadar Allah'ı zikretsen bir şey fayda etmez. Allah'ı zikredersen, yalan söylersen bir şey fayda etmez. Yani Allah'ı zikredeceğiz ve insan olacağız. Kaliteli Müslüman olacağız. Ona göre ha. Evet. Şimdi ne dedim ben size? Nereye geldi? Yani konu nereden geldi buraya? Bağlantısız değil. Önemli olan ahiretteki fazilet. Ahiretteki fazilet nasıl olacakmış? Her kim sabah güneş doğmadan, iki namaz az güneş batmadan 100 defa Subhanallah ve bihamdi dedi, en faziletli ahirette o. Fazilet peygamberler arasında sahabe-i kiramdan fazilet olmayı falan düşünme. Onu söylemiyorum. Allah dostlarına falan faziletli olamaz. Buradaki fazilet makamın artar. Cennette daha iyi nimetlere gark olursun. Tamam. Söylemeyen pişman olacak. Ondan daha faziletlisi kim? Kim daha fazla Subhanallah ve bihamdi dediyse o daha faziletli olacak. Yani mesele dünyada büyük adam olmak değil. Mesele ahirette Allah katında büyük adam olmak. Hepimiz etten kemikteniz. Yani senin şu kadar takipçin var diye ahirette bunu sormayacaklar. Sen şöyle yakışıklı adamdın, böyle modeldin, şöyle rolcüydün, böyle oynardın. İşte şu parfümün şöyle güzel kokardı, şöyle güzel fotoğraf çekilirdin. Bir Paris'e gidişim vardı, bir de oradan Milan'a geçişim vardı. Bir de İtalya turum vardı, var ya ne gezdin ne tozdun. Melekler buna bakmaz. Allah buna bakmaz. Beni zikrediyorum. Çok güzel makyaj yapar. Çok güzel jöle sürer. Geç bunlar. Bunlar boş. Bunlar boş. Benim için de boş, senin için de boş. Bunları bırak. Sen Allah'ı zikretmeye bak. Allah'ı zikret.
Allah sana öyle bir güzellik verir ki var ya, kimse ona erişemez yani. Kimse. Yani makyaj erişemez. Makyajın içerisinde şeyler var. Efendim, alkolik maddeler var, domuz yağları var vesaire. Sürüyor, belli bir yaşa bir geliyorsun, surat dönebiliyor, surat kayıyor. Nuru Allah verirse kimse söndüremez. Sen nuru kendin üretmeye çalışırsan 40'tan sonra kimse seni aydınlatamaz. Projektör lazım seni aydınlatmaya. Anladın mı? Sana nuru Allah verdi mi kimse söndüremez seni. Senin ardında Allah varsa mekandan münezzeh olarak yürü ya kulum dediyse, dünya toparlansa senin sırtını yere getiremez. Bütün dünya toplandı, bir seyit onbaşıyla başa çıkamadılar. Bir la ilahe illallah Muhammedur Resulullah İnançla söylenen zikir 250 kiloluk mermiyi ayağa kaldırdı, dikti. Bunlar basit işler değil. Şimdi anlatsam belki gençlere şey gelir ya, hep aynı teraneyi dinliyoruz yani, hep aynı hikaye. Hep aynı hikaye de bu hikayeyi bir kere sen yaz da seni anlatalım. Yazanları anlatıyoruz. Ama sen hikaye yazılmış, senaryo hazır, ben oynamam diye şımarıklık yapıyorsun. Ben de sen de yani, hepimiz işin içindeyiz. Şımarıklığa gerek yok. Allah reçeteyi vermiş. İzzet Allah'ta. Zillet de Allah'ın elindedir, izzet de Allah'ın elindedir. Allah diyen izzet kazanır. Allah'ı karşısında düşman edinen zillet olur. Dünyada aziz gözükse bile adamın parasına çöker, tefecilik yapar, faizden bir sürü paralar kazanır. Parayı götürdü zannedersin, ahirete bir çıkarsın, donsuz gezerler, donsuz. Yani mecazi olarak söylüyorum. 5 kuruş paraları yok. Allah onların taraflarına bakmaz. Sen benim kullarımın ocağını söndürdün, sana ahirette ocak yok. Sana ne var? Sana fırın var, yürü. Yürü. Firavun bile senin üstünden geçecek ordusuyla beraber, faiz yiyenlerin yani. Dolayısıyla bu anlattıkların, faiz yiyorsan falan, bunlar sana hiç fayda etmez, bak ben sana söyleyeyim yani ha. İlk önce haramları terk edeceğiz. 5 vakit namaza başlayacağız. Sonra bu zikirlerin faziletini göreceğiz. Biiznillahi teala Rabbim Celle Celaluhu daima haramlara tövbe edip farzları yerine getirerek asgari düzeyde bu zikirlerle yerine getirip ahirette faziletli olanlardan eylesin. Bu hadis-i şeriflerde Esa ne dedi? Onun dediği kadar söyleyenle ondan fazla söyleyen müstesna tabiri bu zikrin namazın rekatları gibi değil. Mesela namazın rekatı ne olur? Mesela akşam namazı 3 denmiş. 4 kılsan olmaz. Öğlen namazı 4 demiş. 5 kılayım ya faziletli olsun. Olmaz. Kafana göre bunu arttıramazsın. Sayılar çok önemlidir. Zikirlerde de önemlidir. Ama burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ruhsat verdi. Ne kadar söylersen o kadar fazilet var. Dolayısıyla 100 dedik sana en asgarisi. 150 dedin, 150'de fazilet. 160 şeker var, o senden faziletli. Burada namaz gibi düşünme. Ne kadar arttırırsan o kadar iyi. Ama sayıların önemli olduğu yerler de vardır. Kıymetli kardeşlerim. Tamam mı? Ama size söylediğim şu anda. İşte mesela ne buyuruyor hadis-i şerifte? Men kâle izâ asbaha miyeten merre. Sabahladığınız zaman 100 kere Subhanallahi ve bihamdi sabah ve akşam dese gufirat zunubuhu ve inkânet ekthara min zebedil bahri. Yani denizdeki köpüklerden de çok günahı olsa sabah akşam 100 defa Subhanallahi ve bihamdi diyenin Allah günahlarını bağışlar. Bu çok büyük bir müjde. Denizin köpüğü kadar günah. Çok günah. Ama Allah yine bağışlar. Mesela burada 100 sayısı var. 100 asgarisi. Yani onun altında da söylesen yine sevabı var. Ama sen üstüne koyarak gitsen daha da çok fazileti var mı? Hadiste 100 geçiyor, o yüzden daha fazla söylemeyeyim deme. Daha faziletli söyle. Ama namaza kıyas etme. Nafile bir namaz. 4 rekat dendi, 4 rekat kılacaksın. 12'de de 12 kılacaksın. Farz namaz. 4 dendi, 4. 5 olursa daha da çok namaz oluyor nasıl olsa. Kılayım 6 kılayım. Olmaz. Oraya kıyas etme yani. Ancak tabii ki bazı şifreler vardır. Zikir sayılarına şifreler vardır. Onlara dikkat edin. Mesela 450 defa hasbunallahu ve ni'mel vekil desen bütün işlerin çözülür, zorluklar açılır. 451 yapmayacaksın orada. 450'de kalacaksın. Nitekim efendim mesela Nakşibendi tarikatında, bizim İsmaila cemaatinde de Hatmi Hacı'lar vardır. Mezil cemaatinde Hatmi Şerifler olur. Hatmi Hacegani. Orada sayıların sırları vardır. O yüzden üstadımız Hacı Mahmud Efendi Hazretleri Kuddisesi Ruhun Hatmi Şeriflerin başında sürekli ne derdi? Elinde taşı bulunmayanlar okumasın. Taş mevzusu şudur. Hatmi şerifler yapılır. Böyle halakalar kurulur. Taşlar dağıtılır. O taş adedince Allah'ı zikrederiz biz. Allah'ı zikrederiz. İşte bazıları biliyorsun bu ne biçimmiş böyle. Nereden çıktı bu? Ya hadis bilmiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem taşlarla zikir çeken bir kadına uğruyor. Bundan sana daha faziletlisini söyleyeyim mi diyor mesela. Orada demiyor ki ne yapıyorsun taşlarla falan. Bak kadıncağız zikir sayıyor taşlarla, bir şey demiyor. Bir şey demediğine göre bu meşru bir şey.
Anla da bunlar hadis-i şeriflerde geçiyor ama yok cahillik. Bu ne böyle falan, ne çıktı bu falan. Hadis okumamış ahkam ki sanki müftü. Hoca da çok, doktor da çok. Yarım hoca dinden, yarım doktor candan eder. Allah muhafaza eylesin. Toplanılır böyle. Aynı adam mesela der ki, mesela birisi zikir yapıyor sesli. Bunlar kollarına göre ayrılır. Kimisi sessiz zikir yapar, kimisi sessiz zikir yapar, kimisi sesli yapar. Bunlar yollardadır ama meşrudur. Efendim, vay bu ne hopluyor zıplıyor Allah diyor. Aynı sıradan rock'ın kok mu ne diyorsunuz? Rockçılar yapıyor, hopluyor zıplıyor. Ona modern diyorsunuz. Gençler ne güzel eğleniyor. Bak ne kadar güzel kafalarını domates patlatıyorlar. İspanya'da müthiş bir uygulama var falan. Buna bir şey demiyorsun. Buna diyorsun, bu ne böyle falan. Adam orada üstünü başını yırtıyor ya. Kot pantolon oluyor, yırtıkla geziyor. Ben bir şey demiyorum. İstediği gibi gezebilir. Özgürüz. Kabrekada herkes özgür. Kim kendini nasıl mutlu hissediyorsa, ama ahiret inancı varsa ki bunların yanlış olduğunu bilsin. Özgür herkes. Ama ona bir şey demiyorsun. Burada ben çarşaf giyiyorum, cübbe sarıyorum, Allah'a zikredir. Bu ne böyle falan. Ya hiç orantılı değilsin ya. Hep kendine yontuyorsun ya. Biraz bari orantılı ol ya. Ne onu kabul ediyorum, ne bunu kabul ediyorum ya. Tamam. O da yok ya. Ona modernizm, buna gericilik. Göreceğiz ahirette kim modern, kim gerici. Göreceğiz. Yani mecazi olarak şey. Kim iyi, kim kötü? Kabirde göreceğiz. Ahirette göreceğiz. Allah bizi ahirette iyilerden eylesin. O yüzden muhatap şerifler olur böyle. Bunlar dinde olmayan şeyler, dinin ta kendisi olan şeyler yani. Taşla zikir sayma. Efendi Hazretlerimiz de başına derdi ki, elinde taşı bulunmayan okumasın. Bulunan da taşı kadar okusun. Bak burada şifre var. Sayıların önemi, zikirdeki sayıların önemli. Bu sayılar efendim anahtarın dişleri gibidir. Bir eksik olsa açmaz, bir fazla olsa açmaz. Mesela oradaki sayılar önemlidir. Ama Subhanallah ve bihamdi zikri 100 defa söyledin. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruhsat verdi. Daha fazla söyleyen daha fazla kazanır. Orada sayıya takılma, daha fazla söyle. Ama bazı yerlerde büyükler bir söz söyledi, sayı önemli diyorlarsa orada sayıya göre hareket etmekte fayda vardır. Tabii bu zikirleri yaparken en faziletli olanı bir oturuşta yapmak. İkindi namazdan sonra oturdun veya kiraat vaktine oturdun, akşam namazına tek oturuşta zikirleri çekmek. Tarikat dersinde de böyledir. Veya sabah namazından sonra tek oturuşta bunları okum. Arada dünya kelamı konuşmamak. Ama bir işin çıktı, biraz çektin, kalktın, devam ettin, yolda çektin. Yine olur mu? Olur. Ama en faziletlisi tek oturuşta bu zikirleri bitirmektir kıymetli kardeşlerim. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Hureyre'den ne buyurdu? Men kâle subhanallâhi ve bihamdi fî yevmin. Bak ben size sabahtan beri ne söyledim? Güneş batmadan evvel, güneş doğmadan evvel. Yani ikindi namazından sonra, sabah namazından sonra. İkindi namazından sonra güneş batana kadar, sabah namazından sonra güneş doğana kadar. Ancak bir gün içerisinde rivayeti de var mı? Var. Nerede? Buhari'de geçiyor. Fi yevmin mi'eti merratin huttat khatayahu ve in kanet misle zebedil bahri. Yani denizin köpüğü kadar günahı olsa bir gün içerisinde 100 defa subhanallahi ve bihamdih diyen bütün günahları Allah'ın size bağışlanır. Buradaki maksat küçük günahlarıdır. Büyük günahlara sağlam bir tövbe gerekir. Ama bak burada bir gün ifadesi geçiyor. Deminkilerde sabah namazdan sonra, ikindi namazdan sonra meselesi vardı. O zaman bunlar çelişiyor mu, çelişmiyor? En faziletlisi sabah namazdan sonra, ikindi namazdan sonradır. Yapamadın, işin gücün vardı. Bir gün içerisinde de bunu söylesen olur mu? Olur kıymetli kardeşlerim. İnşallah anlatabilmişimdir. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah İbni Amr'dan rivayette ne buyuruyor? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Men kâle subhanallah ve bihamdi miyete merratin kable tulû'işşemsi ve miyeten kable gurûbihâ. Bak, kim ki güneş batmadan evvel ve güneş doğmadan evvel 100 defa subhanallah ve bihamdi derse 100 tane deveyi Allah yolunda kurban etmekten daha faziletlidir. Bak bu ne demek biliyor musun? Bir devenin şu an fiyatı belki 150 bin lira. 100 ile çarp 15 trilyon mu ne yapıyor? Yani güneş batmadan ve doğmadan evvel, sabah namazından sonra ve ikindi namazından sonra 100 defa subhanallah ve bihamdi desen 15 trilyonu Allah için sadaka vermenden daha faziletlidir ya. Bundan büyük müjde olur mu ya? Lütfen bunları gafil olmayalım. Cennete gitmek aslında çok basit. Günahlara tövbe edelim, Allah'ı zikredelim. Çok basit ama yapan kim? Allah yapmaya hepimizi muvaffak ve muktedir eylesin. Amin, amin. Daha nice zikirler var. Buradan devam edeceğim inşallah. Vakit de ilerliyor. Ama Subhanallah ve bihamdi zikrinin faziletlerini size anlatmaya devam edeceğim. Yine ne buyuruyor? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kelimeten, hafifeten alel lisan. İki kelime vardır. Dile kolaydır. Sekiletane fil mizan. Ama yarın ahirette mizanda ağırdır. Habibeten ile rahman. Rahmana da sevgili sözler. Allah'ın sevdiği sözlerdir. Nedir bunlar? Subhanallah ve bihamdi. Subhanallahil azim ve bihamdi.
Bunlar dile kolaydır, ezberlemesi kolaydır. Ancak mizanda, tartıda çok ağır gelecek kıymetli kardeşlerim. Ya ne buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Kalkanlarınızı sağlam tutun, kalkan edinin. Dediler ki ya Resulallah, düşmana karşı mıyız şu anda? Değiliz. Dedi ki hayır, cehenneme karşı kalkan edinin. Dediler ki cehenneme karşı kalkan nedir ya Resulallah? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim zikridir. Fe innehunne ye'tine yevmel kıyamet günü bu zikir gelecek. Mukaddimati ve mucennibe ve muakkibat ve hunnel bakiyatus salihat. Mukaddimat bu zikirler nedir? Sahibini cennete götürür. Mucennibat bu zikirler kişiyi cehennemden korur. Muakkibat onları korur, gözetir. Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Ve bakiyatus salihat. Yine ayet-i kerimede geçiyor. El malu vel benune zinetul hayati dünya. Vel bakiyatus salihat. Hayrun inde rabbike sevaben ve hayrun emele. Dünya malı, çoluk, çocuk bunların hepsi dünya zinetidir, geçicidir. Vel bakiyatus salihat. Ancak salih ameller nedir orada tefsire bakarsın Abdullah bin Mesud Efendimiz'den. Subhanallah ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber zikri. Ayette kastedilen budur. Onlar ise hayrun. En hayırlısı budur. İnde rabbik, Rabbin katında. Sevaben, sevap cihetinden. Ve hayrun emela, ümit cihetinden de. En hayırlısı bu zikrin sevabını ümit etmektir. Siz buna bakın diyor. Mala mülke bakmayın diyor Mevla Teala Hazretleri. Mevla Teala bizi, bu müjdeleri hepimizi nail eylesin. Amin. Daha nice müjdeler var ama ders ilerledi. Vakit doldu. Subhanallah ve bihamdi zikrinin faziletinden devam edeceğiz. Daha nice güneş batmadan önce ve güneş doğmadan önce zikirler var. Onları konuşacağız. Hangi zikirleri yapmanız gerektiğini tek tek anlatıyorum. Daha devam edeceğiz. Lütfen gelmeyin bunları etrafınıza paylaşmayı gayret edelim. Bakın arkadaş, dinletelim, dinleyelim. Bizi kurtaracak bu. Vallahi bu, billahi bu ya. Yani etrafımıza bunları anlatalım. Lütfen ulaştıralım. Size çok büyük reçeteler ve müjdeler söylüyorum. Bunlara gayret edelim. Bak adam ne diyor? İşte şu kadar mal kazandıracağım sana. Para kazanacağım. Sabah akşam millet onu dinliyor. Tamam. Helalinden kazanmak için dinleyebilir. Ama o geçici, ben size kalıcı parayı anlatıyorum. Bunu mutlaka etrafımıza aktarmaya gayret edelim. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Ve sallallahu teala aleyhi ve selleme teslimen kethira. Elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.